Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Gayretli, faziletli kardeşlerim. Hizmet-i Rehberi kitabından beraberce takip ediyoruz. Bugün 95. maddeye gelmişiz. Ve ders serisinden ise 109. dersteyiz. Eskiden beri takip ede geldiğimiz gibi önce bu paragrafı okuyoruz hizmet rehberinden. Ve sonra ana kaynağından bulup bir bütünlük içinde mevzuyu kavramaya, idrak etmeye çalışıyoruz. Yine öyle yapacağız. Önce okuyorum. Hem bu aynı hengamlarda en ziyade hayat-ı dünyeviyedeki vazifemi düşünüp vefatından sonra şakitler bu dehşetli zamanda benim bedelime de o vazifeyi yapacaklar mı diye çok merak ederken birden Denizli, Milas, Isparta, İnebolu ümidimin 100 derece fevkinde ve öyle bir sahabetkerane, sahabeye benzer şekilde demek, sahabileştircesine demek ve iltizam pervarane o vazifeyi koşup başkaları da ve muallim ve alimler de koşturdular ki beni hayret içinde bıraktılar. Emirdağ Layıkası 1. cilt 131. sayfadan o uzun mektuptan alınmış bir parça. Önce biraz bu paragrafın üstünde durmak gerekiyor. Zengin insanlar, acaba ben vefat ettikten sonra çocuklarım, mirasçılarım benim bu işimi, fabrikamı devam ettirebilecekler mi diye düşünürler. Dava adamları da acaba benim çocuklarım veya talebelerim benden sonra bu davayı devam ettirebilecekler mi diye düşünürler. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam da kendisinden sonra gelecek nesillerine veya ümmetine maddi mal mirası bırakmamıştır. Buyurur ki biz peygamberler cemaati çocuklarımıza, ümmetimize öyle maddi servet mirası bırakmayız. Biz güzel ahlakı miras olarak bırakırız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 sene çilesini çekerek en nihayet veda haccında Arafat'ta bir kısmını Müzdelife'de, bir kısmını Mina'da, bir kısmını Kabe'de, 4 yerde 4 defa ey insanlar size bir emanet bırakıyorum ki ona sımsıkı tutunduğunuz zaman ebediyen bir defa daha sapıtmayacaksınız. Kitabım ve sünnetim buyurmuşlardır. Ben size bu kadar servet bırakıyorum, bak fabrikalar bıraktım, aman ha bunları zayi etmeyin. Öyle değil. Üstad Hazretlerinin de hayat sermayesi ortaya koyduğu Risale-i Nurlar. Bu iman eserleri bir dava anlayışı. Koskoca 80 küsur senelik hayatını böyle bir hizmete, bir davaya vakfetmiş. Vefatına yakın da
Elbette benden sonrakiler bunu koruyabilecekler mi, muhafaza edebilecekler mi diye bir endişe içinde bulunması, bunu beklemesi, bunu tavsiye etmesi, vasiyet etmesi elbette böyle olması gerekiyor. Bizler için de bu olmalı. Bizler de çocuklarımıza, bizden sonra gelecek nesillere acaba bu davayı yere düşürmeden, prensiplerini pörsütmeden bunu devam ettirebilecekler mi olmalıdır? Burada birkaç şeye dikkat çekmek isterim. Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi 58 ve 59. ayetlerde. 58. ayette Hazreti Adem'le başlayan bir peygamberler zincirinden bahsedilir. Bazı peygamberlerin ismi de zikredilir. Ve ondan sonra, onlardan sonra gelen bir nesilden bahsedilir. Hayrul halef nesiller. Gerçekten peygamberin davasına tabi, işini, gücünü, hayatını ona hasretmiş, vakfetmiş. Aynen eksiksiz maddi ve manevi yönleriyle o davayı temsil etmek için gayret sarf eden bir nesil, hayrul halef. Arada şöyle bir ayrıntı sunayım. Her peygamberden, peygamberlerden ve dava adamlarından sonra arkadan gelenler ikiye taksim olmuşlardır. Bir, hayrul halef nesiller. Bir de şerrül halef nesiller. Hayrül halef %100 adab, ahlak, rükün, farz, anlayış, şuur vesaire metotlarını yaşama yönüyle bir öncekilerine %100 tabi olarak devam edenler. Hayrül halef. Bir de iki şerrül halef nesiller. Yani zahiren öndekilerin arkasında ama gerçekte değil, vasıfta, amelde, ahlakta, dava anlayışında, yaşamada öndekilerle bir alakası kalmamış ama zahiren öndekilerin arkasında gibi bunlara da şerrül halef nesiller deniyor. Meryem suresi 58. ayette hayrul halef nesillerden Meryem suresi 59. ayette de şerrül halef nesillerden bahsedilir. 58. ayetin sonu secde ayetidir. Son bölümünü okuyacağım ama daha sonra secde yaparsınız. Ve izâ tütle aleyhim âyâtur rahmen Harru succeden ve bükiye der. 58. ayetin son kısmı. Yani hayrul halef olmanın tezahürü. Allah'ın veya Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman onlar ki ağlayarak secdeye kapanırlar. 58. ayeti incelersiniz. Ama hemen bir sonraki ayette, 59. ayette de şerrül haleflere geçerek ve halefe min ba'dihim halfun eda'u salâ ve tebe'u şehevet fesevfe yelkavne gayye ferman eder. Peygamber'e veya dava adamına, burada Efendimiz Aleyhisselam'a muhalefet ettiler, 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 ettiler. Davayı fikir bazında, amel bazında, aksiyon mevzusunda terk etti, terk etti, terk ettiler. Geldi en son iş namaza dayandı. Namazı da zayi ettiler. Eda-us-salah namazlarını zayi ettiler. Sonra vettebe'u-şehevet şehvetlerine tabi oldular. Yani Allah'ın arzularına, emirlerine, temel prensiplere değil,
şehvetlerine tabi olarak yaşar hale geldiler. Şerrül halef olmanın göstergesi namazı zayi etmek ama en son terk ettikleri şey namaz. Onu bir hadis-i şerif anlatıyor. Kul İslam adına terk eder, terk eder, terk eder, gelir en son iş namaza dayanır, namazı da zayi eder. Bu son cümlem bir hadis-i şerifin meali oldu. فَسَوْفَ يَلْغَوْنَ غَيَّ Onlar içinde gidecekleri bir yer var. Cehennemin gayyası. Gayya kelimesi Türkçeleşmiştir. Biz de bazen cehennemin gayyasına git deriz. Gayya burada da var. Gayya cehennemde öyle bir vadinin adıdır ki cehennemin sair tabakaları bile amanın bu gayya bizi yutmasın, yutup da azap etmesin diye korkar ve endişe ederlermiş. Hayrül halef miyiz, şerrül halef miyiz? Bunun üstünde çok genişçe durmak lazım. Fakirin bu beklenen nesil, Asım'ın nesli kitabında, şimdi Nordic sisteminde çıktı, daha önce adresini göndermiştim şifresini. Oradan beklenen nesil kitabından almadıysanız bir tane alıp orada bu hayrül halefler ve şerrül halefler tezahürleriyle sonuçlarıyla aktardığım için oraya havale ediyorum. Üstad Hazretleri kendisinden sonra gelecek kimselerin de hayrül halef mi olacak? Şerrül halef mi olacak? İşte burada o endişeyi taşıdığını görüyoruz. Hem bu aynı hengamlarda en ziyade hayat-ı dünyeviyedeki vazifemi düşünüp vefatımdan sonra şakirtler bu dehşetli zamanda benim bedelime de o vazifeyi yapacaklar mı diye çok merak ederken, demek ki kendisinden sonra gelecek nesiller hayrül halef mi olacak? Bu davayı tutup kaldıracaklar, bayraklaştıracaklar, devam ettirecekler. Yoksa şerrül halef olup zahiren benim arkamda ama gerçekte bir alakaları kalmamış böyle mi olacaklar diye endişesini anlatıyor. Birkaç şey anlatacağım demiştim. Bir tanesi buydu ve bu çok önemli. İkinci anlatacağım hususa gelince burasıyla alakalı. Öyle düşünürken diyor üstad, birden Denizli, Milas, Isparta, İnebolu ümidimin 100 derece fevkinde öyle bir sahabetkerane ve iltizam pervarane o vazifeye koşup başkaları da ve muallim ve alimleri de koşturdular ki beni hayret içinde bıraktılar tabirini kullanıyor. Burada şunu söyleyeceğim. Bu bir inayet-i ilahidir. Derdi, sancısı, ıstırabı nispetinde arkasından böyle bir nesil gelecektir. Çok önemli bu. Bizler de bu düşünce ile mayalanıp bu ıstırabı çektiğimiz sürece arkadan gelen nesiller de inşallah üstadın böyle ümidini kamçılayan nesiller gelmesi gibi bizim de arkamızdan o nesiller gelecektir. Bu hususta kısaca buradan anlaşılmalıdır. Bir üçüncü hususa gelince, değerli arkadaşlar, fikirler çekirdekler gibidir. Tarlaya tohum attığınız zaman, attık sabah, akşama doğru geldik, filiz olmuş, ağaç olmuş, meyve veriyor. Sünnetullah'ta böyle bir şey yoktur. Atarsınız tohumu, kaç ay kim bilir toprak altında kalacak, orada soğuk görecek, yağmurlar yağacak, kimyevi terkibe mazhar olacak. Sonra 2-3 ay sonra çatlayacak, patlayacak, ne şu ne ma bulacak. Başını şöyle küçük toprağın üstüne uzatacak.
Sonra fidan haline gelecek. Sonra yavaş yavaş meyve verecek. Ağaç, küçük ağaç, daha sonra büyük ağaç haline gelecektir. Bu sünnetullah'ta böyledir. Nasıl tohumlar böyledir, fikirler de tohumlar gibidir. İnsanlara anlattığınız zaman hakikatleri, 3 gün, 5 gün sonra hemen birer tane sahabe gibi, dava adamı gibi nesiller ortaya çıksın, böyle bir şey olmamıştır. Üstad Hazretleri de olmayacağını bildiği için kendi devrindeki insanlara mezarı müteharrik bedbahtlar nazarıyla bakmış. Ölmüş de ağlayanı yok yani, hareketli mezar ama ölmüş yani. Bugünkü ülke gibi ölmüş. Onun için ben de sizinle konuşmayacağım. Ha işte bu tarafa doğru dönüyorum deyip 300 sene sonra gelen, Nur'un sözünü sakitane dinleyen Yusuflar, Ömerler, Tahirler vesaireler, sizlere hitap ediyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz diyerek gelecek nesillere göre fikri tohumlar ekmiş. Çile tarlasına fikri tohumlar ekmiş. Bu güzel oldu. Çile tarlasında fikri tohumlar ekmiş ve arkasından da bugün bir nesil gelmiştir. Üstadın yaşadığı dönemdeki Anadolu Türkiye'si ile bugünkü Anadolu Türkiye'sinde bir fark varsa bu ekilen iman tohumları sayesindedir. Benim çocukluğumda normal bir ortaokul mezunu olan bir devlet memuru bile camiye gitmezdi, namaz kılmazdı. Cuma'ya geldiği zamanda da millet hayret ederdi. Ulan devletin memuru namaz kılıyor, Cuma'ya gelmiş diye. Öyle bir dönemden şimdiki dönemlere göre bir kıyaslama yapacak olursak, ekilen tohumlar boşa gitmemiş. Avrupa'da, Afrika'da, sonra bütün dünyada şu anda o ekilen tohumlar inşallah Üstad 300 sene sonrasına göre hitap etmiş ama fakat daha 100 küsur sene geçmiş. Demek ki bir 100-150 sene daha var ki bu tohumların hepsi çürümeden çıksın. Neşvinema bulsun, fidan, ağaç daha sonra daha muhteşem verecek, meyveler verecek, ağaçlar haline gelsin. Bizler de sizler de kaldığınız yerlerde hizmet yaparken ya 2 sene, 5 sene meşgul oldum, bir gruba sohbete gittim, ya hiç olmuyor be demeyin. Tohum ekmeye, ihlaslı tohum ekmeye, içi özü olan tohum ekmeye devam edin. Ama tohumun özü yoksa tabii o çürür yani, o neşunema bulmaz. Bizim de anlatacağımız, ekeceğimiz, serpeceğimiz fikir tohumlarının özü olmalı. Özü de ihlas ve samimiyettir. Şu ana kadar anlatılan prensipler de zaten bu metotları bize söylemektedir. Bu da çok önemli bir meseledir. Ve buradan alacağımız bir 4. derse gelince sahabetkerane tabiri. Sahabe gibi, sahabe çilesi, sahabe ruhu, sahabe mesleği. Sahabe mesleği üstünde fakirin de yine bir kitabı var. Aynı kaynaktan alıp okuyabilirsiniz, okumalısınız. Sahabeyi sahabe yapan vasıflar ve Efendimizin sohbetlerindeki özellikler, hususiyetler. Bizler de sohbet yaparken o özelliklere riayet ederek sohbet yapmalıyız. Sohbet yaparak, sohbetlere iştirak ederek sahabileşmeliyiz. Ayrıca genişçe üstünde durulabilir. 27. sözün arkasında sahabe-i kiramın faziletine dair olan bir bölüm var. Orada da bu mevzuda anlatılanlar var. Yani bizler sahabe-i kiramı rehber ittihaz etmeliyiz.
Sahabe-i kiram bizim modelimiz olmalıdır. Birinci garipler cemaati sahabe namıyla namdar. İkinci garipler cemaati da kardeşlerim hitabına mazhar ve adı sahabe değil ama mesleği sahabe. Sahabe-i kiramı örnek almış, onlar gibi aksiyoner, ibadete düşkün, ihlaslı, samimi, onların atmosferiyle sohbet yapan sahabetkerane bu demek. Ve iltizamperverane, temel prensiplerinin gereğini yapan, o vazifeye koşup başkaları da ve muallim ve alimleri de koşturdular. Yani sadece halktan insanlar nurun etrafında toplanmadı. Muallimler yani öğretmenler, alimler, toplum içinde alim kabul edilen kimseler de bu nur hizmetine koşturdular. Anladım ki yani benden sonraki hayatta bunlar bu hizmeti devam ettirecekler. Artık ben rahatı kalple ölebilirim yani huzuru içerisinde bunu ifade etmiş oluyor. Buradaki kısa paragrafı 5 ana bölüm içerisinde anlayarak temel prensiplerimize bağlı bir şekilde heyetinizle paylaşmış oldum. Tekrar kaynağına dönüyorum. Emirdağ Laikası 1, sayfa 131 ve buradaki mektup sıralamasında ise 85. mektup olarak yerini almış. Bu paragraf bir sayfalık takriben bir mektubun içerisinden bir bölüm olarak ele alınmıştır. Şimdi asıl kaynağına müracaat ediyorum. Çok aziz, çok sıddık ve sadık kardeşlerim. Ve Risale-i Nur cihetinde emin ve halis varislerim. Mektubun başına da baktığınız zaman az önce anlattığım mevzunun burada anlatılacağını da hissediyorsunuz. Risale-i Nur cihetinde emin ve halis varislerim. Yani benden sonra bu davayı devam ettirecek güvenilir. Ve ama aynı zamanda tohumun özü gibi davanın özünü yakalamış, ihlaslı, halis varislerim diyor. Değerli arkadaşlar, Üstad kendisinden sonra gelecek nesiller için iki ana bölüm içinde varis mirasını yazmıştır. Varis vasiyetnamesini yazmıştır diyelim. Şöyle bir çalışma yaptım. Emirdağ Laikası 1'in 81. mektubunda şöyle bir cümle kullanmış üstad. Mektup uzun. Ecel gizli olmasından vasiyetname yazmak sünnettir demiş. Bu ayda bir defa bir ekiple yaptığım hasbihal sohbeti başlığında soru ve sorulara verilen cevapları bunu YouTube'a koydum. Vasiyetname ile alakalı, dinde vasiyetnamenin yeri ile alakalı bir sohbet var. Onu bulup YouTube'dan dinlemenizi tavsiye ediyorum. Farz, yazılması farz olan vasiyetler vardır. Vacip olan vasiyetler vardır. Sünnet olan vasiyetler vardır. Ama genelde vasiyetname yazmak sünnettir. Üstad da burada ecel gizli olmasından vasiyetname yazmak sünnettir diyor. Yani ben şimdi daha gencim. Daha önümde bir 60, 70, 80, 100 senem var. Yazarız canım, yaşlanınca vasiyeti yazarız diye beklememek lazımdır.
ecel gizlidir yani. Ne zaman, nerede, nasıl öleceğimiz belli olmadığından her insanın yaşı kaç olursa olsun bir vasiyetnamesini yazmalı, cebinde, önemli bir yerinde onu tutmalıdır. Üstad da hep vasiyetnamesini yazmış. İki yönlü vasiyetnamesi var üstadın. Bunlardan bir tanesi davayı alakadar etmesi yönüyle tarihçi hayatının son tarafında geçen, bunu okumalısınız. Konuşan yalnız hakikattir başlığında takriben 2-3 sayfa süren bir vasiyetname dava yönüyle. İkinci olarak da risalelerin muhtelif yerlerinde metrukatı ile alakalı. Yani metrukat terekesi, arkada bıraktığı kitapları ve bir miktar parası da var. Yani kitaplardan kendi eline geçen hayatının sonlarına doğru özellikle 10 bin lira varmış elinde. 10 bin lira o zamana göre çok çok büyük bir para. Metrukatında bu terike dediğimiz, yani bir ölünün, vefat eden kimsenin arkada bıraktığı servetine terikesi denir. Metrukatı da diyebiliriz. İşte üstadın bir de bu yönüyle bir terikesi var. Kendisine göre hizmetin rüknü kabul ettiği kimselere her ay belli bir miktar para verilsin diye tavsiye etmiş. Çok önemli bu. Kendini hizmete vakfetmiş kimselerin artık üstattan sonra da bir iş yapmayacaksa bunlara belli bir miktar her ay Risale-i Nur'un gelirlerinden miktarlar verilsin istemiş. Emirdağ layıkası 81. mektuptaki vasiyetnamesi var. Orada Abdülmecit, kardeşi Abdülmecit, Zübeyir, Mustafa Sungur, Ceylan, Muhammed Kaya, Hüsnü Bayram, Rüştü, Abdullah, Ahmet Aytimur, Atıf, Tilloğlu Said, Mustafa, bir defa daha Mustafa var, Seyyid Salih diye isimler saymış Üstad Hazretleri. Nazif Tahiri, Mustafa Gül gibi abilerin de isimlerini saymış. Bunlara aynı zamanda benim istişare noktasıyla da, hizmeti idare etme noktasıyla da vekil ve varislerim demiş. Vasiyetnamesine yazmış. Bir ara 40 kadar isim çıkartmış üstad haslardan da ve bu nur gelirlerinden onlara da verilsin istemiş. Bunlar hizmetten başka bir şey meşgul olmasınlar. Kendilerini hizmete versinler. Hayatın sonlarına kadar bir miktar verilsin diye. Bu hizmet vakfının merkezi var İstanbul'da. Şimdi hala kimler toplanıyor bilemiyorum. Bu isme geçen hayatta olan abiler orada toplanırdı. Hoca Efendi de İzmir'deyken 80'den önce ayda bir bunlar, bu abiler davet ederdi. Hoca Efendi de onların ziyaretine, yani onların istişarelerine katılırdı. Herhalde bu miktardan belli bir şeyi de kendisine, Hoca Efendi'ye de tahsis etmişler. Hizmetin dışında bir şeyle meşgul olmuyor diyerek bu mesele var. Bu meseleyle alakalı daha detaylı anlatacaklarım da var. Ama başka bir münasebetle başka bir zamana talik ediyorum. Üstad 17 abimiz o zaman isimleriyle saydığı ve varislerim dediği abilere kendi arkada bıraktığı servet, yani servet derken Risale-i Nur'dan gelecek bir kısım maddi imkanlar, sonra kitaplar vesaire, güzel ciltlenmiş mecmualar vesaire şeylerimin bütününü diyerek
mirasında o vasiyetnamesini yazmış. Ayrıca başka bir mektupta dört ağabeyinin ismini vermiş. Tahiri, Sungur, Ceylan, Hüsnü. Şimdi bütün talebelerimin fevkinde diyerek değil, benim en yakınımda, hizmetimde olup bir derece tam tarzı hareketimi bilenler ve nurlara karşı hizmetimizin tarzını bilerek tam yapabilsinler demiş. Bu mesele aşağıya doğru uzunca gidiyor. Çıkarttığım bir 7-8 sayfalık vasiyetnamesiyle üstadın değişik zamanlarda metrukati ile alakalı, onları da inşallah Facebook sayfama koyayım. Oradan alın. Çok önemli. Üstad işte burada Risale-i Nur cihetinde benim emin ve halis varislerim demiş. Varis kelimesi üstünde durdum. Mirasçı demek. Varisin miras vasiyetname ile varislerinin ne karşı bir vasiyetname yazmasının üstad sünnet olduğunu söylemiş. Onu da kısaca söylemiş oldum. Çok manidar ve kuvvetli bir tevafuk ve şakitlerin sadakatlerine delil bir zahir keramet-i nuriyeyi beyan etmeme bir ihtar aldım. Şöyle ki, ben vasiyetnamemi yazdığım aynı zamanda, işte bu az önce bahsettiğim iki türlü vasiyetname var. Bir, tarihi hayatın son tarafında konuşan yalnız hakikattir başlığında bir nefis muhasebesi. Risale-i Nur talebeleri benim bu vasiyetimi unutmasınlar diye orada vasiyetname olduğunu belirtmiş. Ayrıca ikinci olarak da metrukatıyla ve varislerinin kimler olacağıyla alakalı yazdığı vasiyetnameler var. Çok uzun. Yani bir müstakil sohbette bu 7 sayfa hazırladığım mevzuyu sizlere aktarmak isterim aslında. Hoca Efendi aldığı o abilerin verdiği dolar cinsinden kendi şahsına veriyorlardı. Bu herhalde üstadın vasiyeti ki onlar Hoca Efendi'ye de veriyordu. Hoca Efendi de onları yanına gelen talebelere, dostlara, ziyaretçilere her ay dağıtıyordu. Yani üstadın vasiyetnamesinden kaynaklanan bir şeydir bu. Bütün kardeşlerimiz ondan bereketlensin diye dağıtırdı. Fakirin de belli bir miktar eline geçtiğini söyleyebilirim. Ben vasiyetnamemi yazdığım aynı zamanda gizli münafıkta bir defaya mahsus, yani devamlı değil. Aynı zamanda gizli münafıklar benim itimat ettiğim hizmetçilerimi, yani o benim yerime varislerim dediğini, zabıta tarafından yanıma gelmekten men ettikleri aynı vakitte. Üstad bu vasiyetnamesini yazacağı zaman vasiyetnamesinde verdiği isimleri üstadın yanına gitmekten men etmeye, engellemeye çalışmışlar. Fırsat bulup tanımadığım birisiyle sabık 9 defadan daha tesirli bir zehir bana yutturdular. Daha önceki zehirlerden daha tesirli, 9 defa tesirli. Hem rükün talebelerini, hizmet eden talebelerin yanına gitmesine mani oluyorlar, hem de üstadı eskiden bir önceki zehirden 9 defa daha tesirli bir zehir veriyorlar. Hem aynı zamanda Tonuslu, buraya Tonuslu yazmışlar, bu hata, Tonus. Tonuslu ve alim kardeşlerimizden ve buraya kadar geçen sene beni görmek için gelip görüşmeden giden Hoca Haşmet Yozgat'tan buraya yazıyor ki Said vefat etmiş. Risale-i Nur'un 130 risalesi muhafaza edilsin ta ki ileride tab edeceğiz diye üstadın beklentisine bir cevap mahiyetinde Tonuslu Haşmet Hoca bu üstadın o andaki vasiyetine mektubuyla yetişen,
Tabi üstad vefat etmemiş de. Fakat basında eski zehire göre 9 kademe daha tesiri olan bir zehirle zehirlendiğinden basında ölmüş diye çıkmış. O da ondan dolayı üstad vefat ettiyse ki üstada gelmiş bu mektup vefat etmemiş. Üstada gelmiş, üstad da böyle tam vefat edeceğim zaman böyle bir hocanın alim dedi. Yukarıda okuduk paragrafın sonunda. Yani üstadın hizmetine koşması, risalelere sahip çıkması. Burası Tonus, Tonus. Tonus eski adı Tonus ve o zaman Yozgat'a bağlıymış. Şimdi Sivas'a bağlı Altın Yayla ilçesi. Eski Tonus'un adı şimdi Altın Yayla ilçesi olarak geçiyor. 600 sene önce üstadın o köyle irtibatından 600 sene önce kurulmuş olan bir köy adı bu veya bir ilçe adı Tonus. Tonus yazmışlar buradakiler herhalde Tonus'un ne olduğunu bilemedikleri için matbaada hata var. Eski Tonus şimdiki adı Altın Yayla ilçesi Sivas'ın. Oradan gelen bir Haşmet Hoca üstadın ziyaretine gelmiş fakat göremeden gitmiş. Ama daha sonra mektup yazmış. Tonuslu Haşmet Hoca 1894 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiş. 12 Mart 1966'da da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Medrese tahsili yapmış. Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi bilen bir zat. Çok küçük yaştan beri kendisini ilme ve ibadete vermiş. Devamlı çalışmış, imamlık, vaizlik ve müftülük vazifelerinde bulunmuş. Demin okuduğumuz paragrafın sonunda alimler de, muallim ve alimler de imdada koştu dediği, işte bu zat, alim zat, müftülük de yapmış, vaizlik de yapmış, imamlık da. 1952 yılında İstanbul Fatih'teki Reşadiye Oteli'nde Bediüzzaman Hazretlerini ziyaret edip elini öpmüş bu zat. Emirdağ ve Kastamonu mektuplarında ismi ve bahsi geçer. Burada da okuduk. Bir cuma günü cemaate vedalaşıp artık vaaz edemeyeceğini, vefat edeceğini bildirmiş. Bir hafta sonraki vaaz vaktinden evvel veya vaaza gideceği anda vefat etmiş. Tonuslu Haşmet Hoca ile alakalı da epey bir malumat çıkardım. Üstad burada bir ondan bahsediyor. Hem aynı zamanda Halil İbrahim'in bu Milaslı Halil İbrahim, Milas bugün biliyorsunuz Muğla'ya bağlı bir ilçe. Bu çok önemli bir zat. 1897 yılında dünyaya gelmiş. Halil İbrahim Çöllüoğlu bu zat. 1 Temmuz 1956 yılında da rahmeti Rahman'a kavuşmuş. Şair bir zat, alim bir zat. Milas'ta dedelerinden kalma tarihi Çöllüoğlu Hanı'nda hancılık ve otelcilik yapardı bu zat. İsmi ile müsemma olan kardeşlik ve dostluk mesleğini Halil adı yani mesleğimize uygun. Mensubu olan bu zatı üstad Bediüzzaman hakikaten Risale-i Nur'un demir gibi metin ve sarsılmaz bir şakirdi olarak vasfetmiştir. Ve mirasın kendisiyle iftihar etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Üstad Bediüzzaman'ı ve Risale-i Nur'u şartlı bir nur talebesi vesilesiyle tanımış. 1943 yılında Bediüzzaman ile birlikte Deniz Hapishanesi'nde 9 ay kalmış. Risaleleri muhtelif yerlerinde ismi geçiyor. Ayrıca üstad burada hem aynı zamanda Halil İbrahim'in vefatım hakkında bir hazin mersiye hükmündeki parlak mektubu. Üstada o zehirden vefat etti zannederek bir hazin
bir mersiye yazmış. Bu zat aslında 1956'da vefat ettiğine göre üstad 1960'da ruhunun ufkuna yürümüştür. Yani Halil İbrahim Çöllüoğlu vefat ettiği zaman daha üstad aslında hayatta imiş yani. Diğer zatın da vefat tarihini söylemiştim. Hoca Haşmet'in de, o da 1952'de üstadın ziyaretine gitmiş. O 66'da vefat etmiş yani üstattan sonra. Üstad bunlarla iftihar ediyor. Ayrıca hem bu zamanda pek yakın Husrev'in, Spartalı, onun hayatını şu anda anlatmama gerek yok herhalde. Husrev Altınbaşak bu. 1899'da Isparta'da doğuyor. 1977'de Isparta'da ruhunun ufkuna yürüyor. Kendi adetine muhalif benim vefatıma dair bir iki mektubunda 2-3 gün ömür gibi tabirle ecelime işaretleri bir parça beni müteessir etti. Bunlar o yani eski zehirden daha 9 misli tesiri olan bir zehirle zehirlendiği için üstad vefat etti haberi çıkmış basında. Bunlar da öyle zannederek mersiyeler yazmışlar. Fakat mersiyelerinin bir kısım ifadeleri ve epçede hesaplarında da üstadın daha vefat etmemesi, hayatta olması lazım geldiği işaretlerini vermişlerdir. Ve sonra işte az önce okuduğumuz paragraf burada hem bu aynı hengamlarda diyor ve üstad o telaşlarına göre elhasıl bu beş cihetteki tevafuk zahir bir kerameti nuriyedir. Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbiyim. Kardeşlerim merak etmeyiniz. Cevşen ve evradı bahaiye. Evradı bahaiye, evradı kutsiye-i Şah-ı Nakşibendiye ile aynıdır. Büyük Cevşen'in içerisinde bu evradı Kutsiye de vardır. Üstad bunları çok okuyormuş. Vefat o 9 misli zehirle zehirlendiği dönemde bu Cevşen'i samimiyetle bir de Evrad-ı Bahaiye'yi okumuş ve Cenab-ı Hak kasığmış. Cenab-ı Hak da onu muhafaza etmiş. Evet ve bu şeyin tehlikesi devresi geçti diyor. Cevşen ve Evrad-ı Bahaiye bu defa dahi o dehşetli zehirin tehlikesine galebe etti. Tehlike devresi geçti fakat hastalık devam ediyor. Umum kardeşlerime birer birer selam ve selametlerine dua edip şüphesiz makbul bir dualarını isterim. Makbul olan dualarını isterim ve İnebolu'da ve civarında hem çok hanımların hem küçük yavruların Risale-i Nur'u yazmaya başlamalarını ve Kur'an dersini çok masumların almasını bütün ruhu canımla tebrik ederiz. El-Baki Hüvel-Baki duanıza muhtaç kardeşiniz Said Nursi diyerek hizmet rehberinden okuduğumuz o paragrafın alındığı mektubu bütünüyle okumuş oldum. Tabi burada üstadın vasiyetleri vardı. O 6-7 ana madde halinde ağabeylerle alakalı. Bir de bu Evrad-ı Kutsiye'nin özellikleriyle alakalı da bir çalışma yapmıştım. Onları da aktarayım istedim ama fakat buradaki ana maksat bu değildi tabi. Ana maksat başta özetlediğim 5 ana madde idi yani. O 5 madde tarafınızdan tekrar dinlenerek, tekrar ver tekrar ele alınarak gözden geçirilmeli ve hayatımızı ona göre şekillenmeye de gayret sarf edilmelidir. Cenab-ı Hak hem hayrül halef olmaya bizleri nasip etsin hem de bizden sonrakilere de inşallah tam iyi örnek olarak bizden sonra gelecek nesillerin de hayrül halef olmaları için dua etmeliyiz, ümit etmeliyiz, çalışmalıyız. İhlaslı fikir tohumları ekmeliyiz ve hayatımızı buna göre şekillendirmeliyiz. İnşallah böyle yapacağız. Bugünkü mevzu
çok ama çok derin ve önemli bir mevzu idi. Ama vaktin darlığı nispetinde kısaca özetleyebildimse, kendimi çok ama çok bahtiyar sayarım. Evet, bu hazırladığım şeyleri hem Evrad-ı Kutsiye ile beraber, Evrad-ı Bahaiye demiş Üstad, Muhammed Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yani virdi bu. Bahaiddin Muhammed bin Muhammedül Buhari. Muhammed Şah-ı Nakşibend Hazretleri yani. Uzunca anlatabiliriz. Başka bir zamandaki sohbete tehir edelim Evrad-ı Bahaiye'nin veya Evrad-ı Kutsiye-i Şah-ı Nakşibendi'nin özelliklerini inşallah. Sevgilerimi sunuyorum. İnşallah coşkulu hizmetler yapıyorsunuzdur. Ve öyle olmanızı diliyor, bekliyor ve Allah'a emanet ediyor.